Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 13. lemadan E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike Rabbi en yahturun. Sadakallahul azim. Çok acayip bir şey. Şimdi bir şey, İmam-ı Şafii demiş ki sırf vel asr gelse Kur'an olarak bize yeterdi. Demiş, biliyor musunuz? Sırf vel asr. Vel asr olsa. Niye söyledim bunu? La teşbih ve la temsil. İnanın bana, sırf Risale-i Nur'da 13. lema gelseydi, istikameti bulmak, akıl ve kalp dengesini bulup istikamete koyabilmek için 13. lema yeterdi. Hiç gelmeseydi başka bir şey. İnan mübalağa etmiyor. Her kelimesine böyle tek tek çalışıyor. Çalışmışım. Yani inan. Oradan bir yer okuyacağım. Acayip yani. 13. lema. Akıl ve kalp bütünlüğe getirip istikamete konulup panik ataktan, depresyonlardan, şirklerden, küfürlerden, vehim ve vesveselerden, hayatta neyin doğru, neyin yanlış, kimle beraber olup, kimle olmamak, içsel ve dışsal hareketlerimizi, yani içimizde doğan o doğmalar var ya, sözler, hisler, meyiller, arzular, neyin ne olduğunu, ne yapmak gerektiğini tanımlayan bir yer. Garip değil mi? 30 senelik en az Risale-i Nur hayatımda olarak söylüyorum. Bu Risale. Şimdi sual. Eğer denilse, yukarıda anlatıyor. Orayı mı alsam? Ya burayı alayım. 8. işaret, sual. Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki diyor. Dalalet yolu kolay. Dalalet yolu kolay. Ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyorlar. Yani kafir olmak için, cahil olmak için kitap okumaya gerek yok. Onun için kolay. İlginç değil mi? Yani gafil olacağım. Dinsiz olacağım, soytarı olacağım, cahil olacağım için bir kitap okunuyor. Okunmaz. Onun için dalalet yolu kolaydır. 2. Usta olmak zordur. Ama ustanın yaptığı binayı yıkmak için usta olmak gerekmiyor. Allah'ın yaptığı sanatı yıkmak için de haşa Tanrı olmaya gerek yok. İnsanı Allah yapmıştır, ruhunu Allah yapmıştır ama insan bu ruhu bozabiliyor. Onun için tahrip kolaydır. 2. Tecavüz da kolaydır. Tecavüz da kolaydır. Tecavüz, hücum etmek. Ama kendini kontrol etmek zordur. Haddinde durmak, haddini bilip hududunda kalmak zordur. Mesela kırmak, dökmek, tecavüz etmek, gasp etmek, elinden almak, hayvanlar da yapıyor değil mi? Ama siz hiç çakalı, domuzu vesaire hayvanları, tilkiyi, timsah, aslanı haddini bilip hududunda kaldığını gördünüz mü? Bu da kolay olduğundan çokları o yola sülük ediyorlar. Yani mesela bir insan iktidar olmak için
kendisini ifade etmek, tanımak, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, benden bahsedilsinler, ben önde olayım demek için kitap okumaya gerek yok şimdi. Dalalet yolu, kolay tahrip yolu, kolay tecavüz yolu kolay olduğu için meşhur oluyorsun. Adamı vuruyorsun, meşhur oluyorsun. 10 tane kafir Müslüman yapıyorsun, kimse senden haberdar değil. Bir adam öldürüyorsun, bütün Türkiye Almanya'da ayakta. Kolay, tamam. Dolayısıyla insanlar nebati ve hayvani, behimi hislere zıbunu olan insan, şöhrete muptela olan, tanınmaya bilinmeye bu yolu tercih ediyor. Hani bir de insan zannediyor ki ya acaba bu inkar etmek yani o kadar mantıklı mı ki çoklar gidiyor. Tahrip olduğu için. İktidar hiç yok. Tahrip ediyorsun. Yapma gerekeni yapmıyorsun. Bitiyor. Halbuki sahih risalelerde kati delillerle ispat etmişsiniz ki küfür ve dalalet dolu o kadar müşkilattı ki. Başka yerde şöyle diyorsun. Küfür sizin hatırınıza da geldi. Küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilattı ki, o kadar suhbetliydi ki, zor ki, hiç kimse ona girmemek gerekti. Ve kabili suluk değil, yani gidilecek bir yol değil. Bir vaat yok biliyor musun? Küfür ve dalalet yolu. Yılan ve çiyanlara akrepleri vaat ediyor. Ahiret adına. Diyor ki küfür ve dalalet yolu. Muhammed diyor ki diyor aleyhisselam. Cennet varmış, bir anda her yerde olacaksınız, bütün akrabalarınızla beraber olacaksınız, her istediğin olacak. Ölüm yok. Yorganın altına giriyorsun, nasıl rüya ile ötelere geçtiğin gibi bunun 70 katı daha ileride ötelere geçeceksin diyor ya. Yok. O yalan diyor. Öyle bir şey yok. Yılan, çiyan, akreplere yem olacaksın, yok olacaksın, bir de akrabanla görüşmeyeceksin. Bir de varlık denilen bir şey, bir düzeye, bir boyutta yaşamayacaksın. İyi ki söyledin ya. Az kaldı ben Muhammed'e kanıyordum der gibi. Sanki bir mükafatmış, sanki iyi bir şeymiş. İlan çıyanlığa akrep olmak, yok olmak iyi bir şeymiş ki buna taraftar oluyor. Akıl almıyor ya. Yukarıda diyorsun ki kolay. Burada da çok zor. Girmemesi lazım. Yani hangi aptal varlığa nispeten yokluğu, dostlarla beraber olmayı, akrep yılan çiyanlarla yok olmayı, nasıl ya, iyi ki söyledin ya, az kaldı yanlış yapacaktık der gibi adam yokluğa tarafta. Anlıyor musun İbrahim? Sol yolun yolcusu gibi. He ya bu yani nasıl bir şey ya? Hafsalan alıyor mu Salih? İyi ki söyledin ya. Az kaldı varlığa inanacaktım ha. İyi sanki bir vaat ediyor ya. Sanki bir şey mutlaka vaat ediyor. Öyle bir şey yok. E niye peki gidiyor? O kadar müşkilatlı ki bir yol. Ya yılan çıyan akreplere yem olacaksın lan. İyi ki söyledin. Tamam lan bu yol doğru. Bu çok müşkilatlı, suhbetli. Hiç kimse ona girmemek gerekti. Ve kabili sülük değil. Orada devam etmek mümkün değil. Niye? Yani ikinci sözde söylüyor. Diyor ki bu sağ yoldan gidersin. Biraz müşkilat da şöyle. Yük taşıyacaksın. Nizam var. Sistem var. Ama güven içindesin. Emniyettesin. Sol yolda ise diyor. Yük taşımıyorsun. Ama güven yok. Nerede ne olacak belli değil. Meşelikler ne çıkar? İlan mı, akrep mi, kartal mı? İfritler mi, cinler mi, şeytanlar mı? Belli değil. Burada bir şey var işte. Güvende gitmenin şeyi. Yalnız sisteme tebayet edeceksin. Sırtına yük alacaksın. O kadar. Yani yolda su içmek için. Seccadeye. Ama o yük taşımanın içerisinde mükemmel bir güven var. Emniyettesin. Hiç zanın olmasın. Adam sırf yük taşımamak için serbest olayım, hayvani hürriyetim olsun diye bu tehlikeyi göze alıp soy yolu tercih ediyor.
Ya ne var ya? Vaat mı etti ya? Karl Marx, Marksizm, ateizm. Cennet mi vaat ediyor ki? Cenneti ona tercih ediyoruz. Yani cenneti bırakıyoruz. Ne vaat ediyor? Hemen niye taraftar oluyorsun? Soruyu. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay. İman ve hidayet yolu da öyle zor da değil ha. O kadar kolay. Yani Allah sana cennete koymam için seni. Havada uçacaksınız. Suda yürüyeceksiniz. Yaptınız, yapmadınız tamam. Böyle bir şey yok ki. İnsan gibi yaşayacaksın diyor. O da zaten böyle bir şey istiyoruz. Tecavüz etmeyin birbirinize. Kul hakkı yemeyin birbirinize. Tamam. Yani sizde bir sistem var nefis. Onu ben merak etme. Bir sistem getireceğim. Oruçtur, namazdır. Onu dizginleyeceğim. Siz dizginleyemezseniz bile. İnan hakikaten iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve o kadar zahirdir ki diyor. Zahir ne demek? Yapınca hemen peşini alıyoruz. Yani ahirette vaat etmiyor yani. İstikbale vaat etmiyor. Allah'a iman etmenin kârı ahirettedir demiyor ki. Dünyada da öyle. Saadet-i Dâleyn o demek. İman etmenin dünya ve ahireti kârı. Mesela kanser geldi. Çöz hadi dalaletle. He Murat? Kanser geldi. Enes ne yapardın kafana tümör çıksa? Allah göstermez. Peki. Salih kaç yaşındayız abi? 21. Sana soruyor. Yani inan kamerayı kafana sil. Abim neyi yapardın eve gelip? Neyi bir daha yapmazdın? Ne düşünürdün? Kime telefon ederdin? Ne yapardın? Ne hatırına geliyor şu anda? Tümör olsa. İnsan elinden geldiği kadar yani... Sen ne yapardın? Sen? Şimdi dalalet fikriyle mi yoksa... Şimdi... Yok ben şu anda kafanda. Sen şimdi. Yarın gittin. Doktor dedi ki böyle böyle babana derken duydum. Yani, ne yapar? Bir yandan insan sevdikleriyle geçirebildiği kadar fazla zaman geçirir. Öbür taraftan da abi yapamadığı veya yapmadığı şeylerin telafisi peşinde koşar abi. İbadetler olsun. Başka şeyler olsun. Mesela söylemene gerek yok. Hatırına gelen ben bunu bırakırdım. Bunu buna yapardım. Dediğin hatırına var mı? Çok şey var. Çok şey var değil mi? Maalesef. Canım benim. Allah seni ondan kurtarsın. Maalesef. İfade edemediğini biliyorum. Enes de kıvrandığını görüyorum da. Babası burada ya. Evet. Evet. Bak gülüyor. Selahattin abi, aramızda en yaşlı sensin. Evet. Abi kaç yaşındasın? 68. 68. Abi neyi yapmazdın? Aynı sorusu. Neyi yapmaya başlardın? Neyi terk ederdin? Ne yapardın? Mesela doktor dedi sana yüzüne dedi 15 gün var veya yok. Ne yapardın abi? Ne yapacaktın? Allah'a teşekkür ederim. Geçmişten icabından yaptığın hatalardan belki tövbe ederdim. Veyahut da amelin varsa ona güvenerek giderdin işte. Amel memura amelin olmadı. Ne hatırına geliyor o izah? Ben ama demene gerek yok be. Hatırına geliyor mu? Şunu terk ederdim. Şunu başlardım. Şunu böyle yapardım, böyle derdim. Onda senin önünde yaşamak varsa yapacaksın. Yok, yaşamak 15 gün. O zaman ondan sonra 15 gün içinde ne yapabilirsin? İşte ne yani bir şey yapacaksın da gelemiş. O zaman Allah'ın emrettikleri şey yapacak değil, ne yetin içine yapmayacak. İbrahim senin hatırına ne geliyor abi? Çok şey geliyor abi ya. Gerek yok değil mi? Senin de geliyor değil mi Murat? Tövbe edeceksin başlayalım. Ben size konuşturmadım. Hatırınıza geliyor mu dedim. Onu orada bıraktım değil mi? Benim de var. Aleykümselam. Çok. Ya birincisi şu geliyor. Ne olurdu psikolojim diye.
hizmette olduğuma hep şükrederdim. Her hafta devamlı ders yaparken ders yapardım. Öyle sohbet yapardım. Çünkü peygamberlik mesleğim, tebliğ mesleği peygamberlik mesleğidir. Peygamberliğin en büyük vazifesi tebliğdir. İlk emri ya. İlk emri. Ben hep derslerle meşgul oldum. Ve canımı ders yaparken vermek isterdim. Talib-i ulum unvanıyla gideyim. Allah hepimize talebi ulum, talebi ulum unvanı ile çene kapamayı nasip etsin. Amin. Öyle gitmeyi, o unvanla. Bu dersin hürmetine, dershanelerin şahs-ı manevisi hürmetine, Cenab-ı Hakk'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının onun yanındaki değeri, kıymeti, hatırına, Allah'ım ehli imana, Hazreti Nur talebelerine, rızası dairesinde talebi ulum ve şehit olarak yanına almasını, terhis etmesini rahmet ilahiyeden niyaz ediyor. Çok dehşetli bir şey tabii. Terhis olmak çok zor. Düşünebiliyor musun? Bir daha ezeli ve ebedi gelmeyeceksin buraya. İnsan olamayacaksın da. Öldün. Yani bir daha deneyim. Yanıldım, orada hata yaptım. Yok. Bunun hazırlığı yok abi ya. Yani artık hazırım. Yok. Yok abi ya. Ne kadar olursa olsun. Ne yaparsan o. İnsan bir duruyor şöyle bir. Bir duruyor. Ahmet sana da sorayım. Sen sonradan geldin. Ama cevap vermek zorunda değilsin ama kafanda olsun. Bizi illa ifade etme, tamam mı? Şimdi hepimize sorduğumuz için yanlış anlama. Doktora gittim baş ağrısında. Doktora dedi ki tümör var. Tümör, kanser. Ahmet Bey dedi. Kaç yaşındasın Ahmet? 46'ya gireceğim. 46, 45. Ahmet Bey maalesef tümörsünüz. 15 gün yaşarsınız ve yaşamazsınız. Dedi. Eve geldi. Cevap vermek zorunda değilsin. Ama düşünmeni sağlamak için soracağım. Neleri terk ederdin? Hemen nereye başlardın? Ne yapardın? Neleri bırakırdın? Kime giderdin? Kimi arardın? Ne yapardın? Onu yapmak istediğini... Şimdi yap diyeceksin aslında. Onu bilmeden. Evet. Değil mi? O hastalığı. Evet. O duçar olmadan o zaman sanki kanser imiş gibi yapmak lazım ama. Yani insan zor tutuyor. Duygularımı zor tutuyor. İnan. Çok zor ya. Terhis olmak. Baba, yani delikanlıca gitmek. Kelepçeli sevk edilmezden evvel. İzzetli gitmek. Kul olarak. Ben geldim ya Resulallah. Ben geldim ya Rabbel Alemin. Ben geldim ey Üstadım. Ben geldim ya Zübeyir abi. Ey Sungur abi. Ben geldim. Hasan Feyzi abi. Ben geldim. Hafız Ali abi. Gidebilmeyi. Öyle olmak ama en azından bunu terk ederdik değil mi hepimiz? Gıybeti terk eder. İftirayı terk ederdik. İki tarafı dinlemeden duyduğumuz haberlerle hükmetmezdik, inanmazdık. Çünkü Allah Kur'an'ında fasık size bir haber getirdiği zaman tahkik etmeden, araştırmadan sakın karar vermeyin. Karar verseniz de yanlıştır o. Doğru da yolla olsa ya. Bu sadece fasıklar için mi geçerli abi yoksa? Bize. Yok şimdi, yok fasık bir haber getiriyor. Fasık. Peki bir mümin getirse bir... Hepsi. Çünkü müminin o sıfatı da fasıktır. Neyi getiriyor? Gıybet yaptırıyor. Yani tutamadın mı der Hasan,
Hasan-ı Basri Hazretleri. Bu kadar bir yem Hasan-ı Basri Hazretlerine geldi bir tanesi de. Efendim diyor, falan yerdeydik, senin aleyhinde konuştu dedi. Şöyle şöyle dedi. Sen orada ne iş yapıyordun dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri. Bize yemek ziyafeti verdi dedi. Ve adam dedi, o kadar yemeği karnında tuttun da o iki çift sözü niçin içinde tutamadın demiş. Yani maalesef kazandığımız şeyler hep gıybet ettiğimiz kişiye gidiyor. Adam itham ediyoruz duyduğumuz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi sırf duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter diyor. Duyduğunu söylese. Ne bileyim ya duydum. İşte tamam işte o gıybet. Yani. İman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. El cevap. Şimdi cevap veriyor. Küfür ve dalalet iki kısımdır. 78'in sayfada okuyorum. Lemalarda. Küfür ve dalalet iki kısımdır. Küfür ve dalalet. Çok sorularımıza cevap verecek bu. Bir şey kuralı anlatacak. Çok sorumuza, kafamıza takılanlara cevap teşkil edecek. Çünkü kanun bu. Demek ki küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir kısmı ameli ve fiili olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir. Bir terktir, bir ademdir, bir ademi kabuldur. Birincisi neymiş? Dalalet ve küfür. Ya ben dinle işim yok kardeşim. Böyle inkar etmiyorum. Fikir beyan etmiyorum. Nutuklar atmıyorum Allah yoktur diye, ahiret yoktur diye haşa. Ya benim bu böyle işim yok. Bir tane seni sormuştum. Allah ile dinle ara nasıl dedim. Böyle hobim yok dedi. Yani ilgilenmiyor. Bu ameli ve feri. Yani iman hükümlerini nefretmek. Yani Allah namaz diye Allah varmış. İnkar etmiyor, kabul etmiyor. Yani inkarına gitmiyor. Kitaplar beyan etmiyor. Fikirler göstermeye çalışmıyor. İspat etmeye çalışmıyor yani. Anladık değil mi burayı? Fok balığı gibi. Ben kimseye karışmıyorum. Kimse de bende karışmıyor diye dalalet ve küfürün birinci yolu bu. Yani hiç pascal çağının hiç ya böyle bir şey. İkinci kısım ise küfür ve dalalet yolu risalelerde kolay gösterilmiş. Nedir o? Ameli ve feri olmayıp belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Yani ameli yapmamak, böyle o yolda bulunmamak, alakasız. Bugün bir tanesine sordum. Birisini sordum. Londra'daymış. Ne yapıyor? Dinle dedim. Alakası var mı? Abi dedi. Gavur bile olamadı dedi. İngiliz bile ondan iyi. Leş o hiç. Hele dinle aleyhinde bulunmuyor ama leş. İtikatmış, Allah'ymış, ahiretmiş. Amelden bahsetmiyor. İkinci kısım ise amelden değil, itikadi ve fikri hükümdür. Yalnız imanın nefini değil, belki imanın zıttına gidip bir yol açmaktır. İspat etmeye kalkıyor. Bu ise batılı kabuldür. Hakkın aksini ispattır. İspat etmeye kalkıyor. Bu kısım imanın yalnız nefi ve naksı değil, imanın zıttıdır. Adem'i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul Adem'dir. Yani A, B, C, Ç, D giderse ezberlemeniz için söylüyorum. A başta B, C, Ç, D, K, L. Adem'i kabul lakaytlıktır. A, Adem'i kabul Adem ise zordur. Yani yokluğunu kabul edip ispat etmeye çalışıyor. Anladın? A'dan kalsın. A kolaydır. Adem'i kabul kolaydır. Yani öyle ispat yok. Leşoviç yaşadın mı yetiyor. Kabulu Adem. Adem'i kabul. Kabul Adem ise A, B, C, K
ki kabul Adem ise bir itikattır, o da inkarcılık dahi olsa itikadi ve fikri bir hükümdür kabul Adem. Öyle ben bu işlerde yokum, böyle hobim hobim yok, öyle değil. Bu adam dava adam. İspata kalkıyor. İnkar yoluna gidiyor. Tamam mı? Yani bir abi seçeneklerin farkında. Ya bu buna inanabilirim diyor ama hiçbirine inanmamayı tercih ediyor. Öbürü bunlar yoktur diyor. O yokluğa inanıyor. Evet. O, bu yokluk bunlardan üstündür demeye getiriyor. Evet, yani yoktur Allah diyor haşa. Ahiret yoktur diyor. İspatına gitmeye çalışıyor. Bu kabul Adem'dir. Ve o Adem'i ispat etmekte kabul edebilir. El Ademu la yusbet. El Ademu la yusbet. Yani Adem'in ispat edilmez. Kolay değil. La yusbet. İspat ettirmez. Adem'i nasıl ispat edeceksin? Yani Allah yoktur. Niçin? Çünkü diye varlıktan delil getireceksin. Varlıktan yokluk ispat edilmez. Varlıktan varlığa gidilir. Aa, burası içtiktir. Ahiret, aa burası içtikti dediğin anda gösterebiliyorsan o mevcuttur. Sen neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Allah yoktur. Kim yok? Kim bir de söyle. Ha Allah. Ha Allah kabul ediyorsun. Ha o yoktur. İnkarda ilk önce bir kabul var. Ne yok? Ahiret. Bir de söyle bakayım. Ahiret. Ahiret. Ha yokmuş. Sen böyle bir kitap gördün mü? 8 ayaklı insan yoktur. 9 kafalı, 12 tane gözü olan insan yoktur diye böyle bir kitap yazılmış mıdır? 12 tane gözlü insan yoktur. Böyle bir şey duydum. Peki Allah yoktur diye kitap var. Demek o var. Çünkü bir şeyde fikir yürütülüyorsa, yürünebiliyorsa, onu karşına alıp da yokluğunu ispat etmeye çalışıyorsan, senin aleminde o var. Alemin işgal etmeseydi, yokluğuyla meşgul edemezdi seni. O kadar sana tesir etmiş ki varlığı, yokluğuna gitmeye çalışıyorsun. Eğer aleminde hakikaten yok olsa, ispata gitmezdin, gerek yok ki. Allah'ın varlığına en büyük delil o zaman yok diyenler abi. Tabii. En bir tanesine delil. Bak hani diyorum, ahiret yok. Ne yok? Peki ölen nereye gitti? Hiç diye. Ha, nereye gitti nereye? Hiçe gitti. Bir şey bir yere gidebiliyorsa gitme ile gittiği yeri ispat eder. Ona hiç dedin, istersin it dedin, mit dedin, it de, hay dedi, hüt dedin. Ne dersen de oraya. Ama bir şey gitti mi? Mesela bunu bir yere koyacağım. Nereye koydun? Seni dediğin yere koymadım. Bir yere koydum ama. Yani öyle nereye gitti Bülent? Ahirete. Yok. İnkarcılar ne diyor? Hiçe gitti. Ha, hiçe gitti demek var ya. Yani abi hiçi ispat edebiliyor ama ahireti ispat edemiyor kendine. Evet. Evet, zaten hiçe gitti demekle hiçi kabul ediyor. Nereye gitti hiçe? Hiç denen bir yer var demek ki oraya girmiş. Gelen, iyi dinleyin burayı. Gelen geldiği yerin en güzel delili olduğu gibi giden de gittiği yerin en güzel delilidir. Çünkü gidebilmiş oraya. Böyle bir yer olmasa nereye gelecektiniz? Geldiğinize göre burası vardır. Kabul etmeyebilirsin ama var ya. İşte onun için el ademu la üspet. Yani Adem'in ispatı yoktur. İspat Allah yoktur. He? İspat ettiği anda varlık çıkıyor işte. Kim yok? Allah yoktu. Ha. Var oldu. Peki kullanacağın delil nedir? Varlık. Neyi kullanacaksın? Mantık kullanacaksın. Fizik kullanacaksın. Hiçin vücudu yok ki vücutla gidilsin. Hiçin vücudu yok ki. Hiç. Hiçi ispat etmek için vara ihtiyacı yoktur. Ama hiçi ispat etmeye varlıkla yapıyorsan, varlıkla sıfatlandırıyorsun, anlamlandırıyorsun onu.
İspat anlamlandırmaktır aynı zamanda. Var etmektir. Lavatarda da öyle. Yanlıştır. İspat ettiğin zaman doğru çıkıyor. Yanlışını ispat ettiğin anda doğrusu çıkmıyor. Bu değil yani. Yanlışı ispat ettin. Kimyacısın ya, laboratuvarcısı olduğun için. Duel demişsin fabrika sahibine. Yani, efendim bak ispat ettim. Bu değil, tali yanlış. Ha. Demek ki doğru buymuş. Bu değilmiş. Aslında bir menfi ispat dahi varın varlığını gösteriyor. Burayı anladık değil mi? Ama şöyle bir örnek versen mesela. Bu odada şu anda elma yok desek abi. Bunu ispat etmemize gerek yok. Yok. Ama ilk önce elmayı bir kabul etmemiz lazım bize. Ha, elma yok. Ama bu odada yok. Ha, ama bir, elma diye bir şey var ama. Elma denen bir şey var. Bu odada yok. Ve elmanın burada olmadığını da ispat edemeyiz abi. Çünkü yok ki. Yok. Hani ve kalkmayız. Mesela bu sobanın arkasında elma yok. Çok saçma bir cümle yani. Tamam yok yani zaten. Odada yok çünkü. Ha, odada yok zaten yani. Hani bunu ispat edemezsin abi. Bir de şöyle geçiyor. Madem oraya geldin. Ustad misal veriyor. Yani inkarın ne kadar zor olduğunu, ispatın ne kadar kolay olduğunu diyor ki. Hani ortadan konuşuyorsunuz, olduğumuzdan değil. Bak, ve düşünün bakayım, tersini düşünebilecek misiniz? Adam bir tanesi dese ki, Hindistan cevizini biliyorsunuz, avukada bir şey. Değil mi? Burada çok satılıyor almaya. Hı. Dünyada Hindistan cevizi denen bir şey var. Varı olduğunu ispat etmek için adam bir parçasını gösterse, var yemişler ama bak parçası var, parçası var. Aha yaprağı. Aha Hindistan cevizinin beyaz şeyi. Onun varlığına bir ipucu yok. Yetiyor. Şimdi inkar yoktur'u ispat etmek için bu kadar büyük mü? Bu kadar Hindistan cevizi yer, sığacak bir yer dünyada bırakmamak şartıyla Hindistan'dan, Pakistan'dan, Endonezya'dan, Amerika'dan, Japonya'dan, Kuzey Kore'den böyle Avrupa, İspanya, Portekiz, Arabistan vesaire. Bak aha burada yok. Ha, görüyor musun? Ha yok. Aha burada yok. Tek tek Hindistan cevizini sığacak kadar bir yer bırakmamak şartıyla her yeri dolaşacaksın. Ha burada da yok, burada da yok, burada da yetmiyor. E şimdi yok, gelecekte çıkacak. Belki geçmişte vardı. Belki geçmişte vardı. Nesli tükendi. Geçmişe de geçeceksin. Her yeri göstereceksin. Gelecekte türü çıktı. Bu nasıl ispat edeceksin? İmkansız. Onun için ispat etmek imkansız. Yoku. İspat ettiğin anda karşımıza tanımlar çıkıyor. Tanımlama çıkıyor. Vasıflandırma çıkıyorsun. Ona vücut veriyorsun. İspat vücut vermektir. İspat ona vücut veriyorsun. Yani etrafını varlıkla tanımlıyorsun. Adem'in ispatı elbette kolay değildir. İşte say risalelerde imtina derecesine suhubetli ve müşkülatlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki, yani bu ispat edilmez. Risalede geçiyor ki, yani küfür ve dalalet yolu müşkülatlıdır, zordur, ispat edilmez. Ha, bu kabul Adem. Ya başka yerde geçiyor, küfür ve dalalet yolu çok kolaydır, tecavüz, talip olduğu için kolaydır. O da Adem'in kabul. Adem'in kabul kolaydır, kabul Adem zordur. Adem'in kabul, dikkat etsen fikir mikir yok, ispat mispat yok. Ben bu işte yokum. Ya bırak bırak, benim böyle hobim yok ya. Dinlemeyin işim yok, tamam mı? Hiçbir şey demiyor. Böyle bir küfür ve dalalet yolu kolaydır. Ama yoktur çünkü dediği anda bu zordur, olmaz. Risalelerde işte imtina olarak, imkansız olarak gösterilen bu kabul Adem'dir. İkinci yok. Zerre miktar şuuru bulunan bu yola salik olmamak lazımdır. Yani ikinci yola adam Leşoviç, diskotekten çıkmaz. Bilmem nerelere meyhaneden çıkmaz. Şurada bunu. Leş yani onu din yok. Hakikaten yok aleminde yok. Yok ya. Yani. O adam zaten fikir ona gitmiyor. Ötekisi ise zor. İspat etmeye kalkacak. Nasıl gireceksin o işe? Hem bu yol risalelerde katı ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var. Yani ispat etmeye kalkarsan of be deyip ya ben
Allah'ın yokluğunu ispat ettim ya. Of be, ne kadar rahatım ya. Gideceğim kabir var ya çukur, ahiret değilmiş yani. Yılan, çıyan ve akreplere yem olmakmış. Bir daha güneş doğmamakmış. Bütün akrabalarımdan, sevdiklerimden. Oh be, tamamen uzaklaşmakmış. Bunu ispat ettiğim için dostlarımdan uzak olduğumdan, baklavalardan, güneşlerden, araba binmelerden çok mutluyum, huzurluyum. Bir de varlık güneşi görmeyeceğim diyebilir mi? Böyle gerizekalı olur mu? Der, inadına der. Fıtrat, fıtri değil bu. Fıtratından gelen değildir. Nefsinden gelendir. İnadına. İnat. Var ya bizim Lazlar, Kırıkan'da olmuş, Kırıkan'da ovadır orada. Keçi yavrusu kaybolmuş. Keçi yavrusu ya. Gece arıyorlar gece. İki kişi, aa demiş, taşın üzerinde bak. Demiş ki, biliyorsunuz oralar Arabistan'a yakın, Suriye'si hududunda. Şahin ve Kartal çok. Dedi ki, o kuzu yavrusu değil o. Şahin'dir demiş. Taşın üzerine oturuyor. Değildir demiş. Odur demiş ya. Kuzu yavrusu değil, Şahin'dir demiş. Odur değildir. Odur. Olmuş ha. Bu lasfi hikayesi, fıkrası değil. Oldu yani. Ben oradayken olmuş. Yanına gidince uçmasınlar mı Murat? Gördün mü demiş. Ötekisi ne dedi biliyor musun? He ama değil. He ama değil. Şahin değil. Doğru ama değil. Geçin değil ama. Acayip bir şey. Daha ilerisini söyleyeyim. Kafiri niye götürüyorum ki? Gafil Müslümana götürüyorum. Müslümana götürüyorum. Sabah namazında Yasin ve Kur'an'ın hakimin kelamin el murselin ala sivatim müstakim okuyor. Sure okuyor. Bilmiyorum, Yasin mi okuyor? Tebarekellezi biyedin mülk. Bir şey okuyor. Uzun. Arkada hafız var. Bu Müslüman ha camide. Namazdan sonra hoca efendi dedi. Yanlış okudun falan yeri. Sabah namazının uzun oluyor ya. Ya hacı efendi dedi hoca. Yanlış değil dedi ya. Bu böyle. Hem Arapçada yapıda bu gelmez. Yanlış okudun hoca dedi. İnat etme dedi. Bu inat etme dedi bu kadar. Dedi. Bu ciddi iş dedi. Bu yanlıştır. İyi tamam demiş. Daha Kur'an burada demiş. Arşın oradaysa ferşin de buradadır. Getir Kur'an'ı. Kur'an'ı açıyorlar. Hoca gösteriyor. Bak ha da ben okuduğum gibi. Bak görüyor musun dedi. Hacı dedi ki, öyle ama yanlış bu dedi. Bu yanlış. Bu yanlıştı. Yani Kur'an'a tövbe yanlış demiyor da herhalde. Biz tevil edelim. Matbaa yanlış yazmış. Enaniyet, gurur, kibir böyle bir şey. Bu Allah kahretsin bu sıfatı. Enaniyet, gurur, kibir. Haset var ya haset. Haset. Namaz kılıyor değil mi arkada şey duruyor. Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyüküm asen amela. Ve huve lazizul gafur. Okuyor. Best oluyor. İçinde diyor ki var ya böyle rastladım. Nereden bu kadar güzel okuyor ya? Ulan keşke bir yerde şaşırsa ya. Haset o kadar rezil kepaze bir şeydir. Haset o kadar kötü. Allah hasedi 10 indirmiş yeryüzüne. Galiba İmam Rabbani diyor. 10 indirmiş. 9'u alimlerde, biri cahillere taksim edilmiş. Alimin düşmanı cahil değildir. Alimin düşmanı alimdir. Hasetten dolayı. Bunun çaresi yok mu peki? Bunun bak, çaresi var mesela. Bunun gelinleri nedir? Var bu yani elinde olmayan bir şey. Haset ettiğinde dua etmeli diyor değil mi? Evet. İki şekilde. Risale'de bir çaresi var. Bir de ben şöyle bir şey bulmuştum. Haset mi diyor hasidi? O zaman ona devamlı dua edecek.
Çünkü haset yaptıran şeytandır. Murat'a mesela olan nereden iyi biliyor ya bu konuyu, ne güzel ders yapıyor ya. Çıldıracağım diyor, tamam. İkinci bir yiyor, kusur. Bak 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 bak, soturarak ders yapıyor. Bak 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 bak, bu lafını. Böyleyle kusur bulacak. Nasıl yapacak? Beni yiyor. Ona bir şey gelmiyor. Peki ne yapacak? Elini, buna kurtulmanın yolu, bu şeytan yaptırdığına göre şeytanı def edeceksin. Şeytan nasıl def olur? Ya Rabbi, Murat iki cihanda aziz eyle. Allah'ım, Murat'a merhamet ede. Güzel hizmetler etti. Güzel insanlara bu risaleleri ulaştırmasını mesela bir ettin, iki ettin. Şeytan diyecek, oğlum manyak mı ya bu gerizekalı? Biz haset ettiriyoruz bütün. Adama haset ettirmeye kalksın, dua ediyor ya. Bu sefer işi çekecek. Haset ettirmeyecek, sen de duayı da yapmayacaksın. Duayı kendine yapıyorsun. Evet ya. Acayip dua et diyor. Ama yapmak çok zor abi ya. Hani geçen bahsettik ya, 85. kattan veya 85. metreden atlamak belki kolay gelir. O anda haset ettiği insana dua etmek. Bir anda işte intihar etti ya 85. kattan. Şimdi metreden. Ya öldü değil mi İbrahim o? Öldü. E şimdi bir anda yaptı ama ölünceye kadar haset senden gidene kadar ona dua et. Ya Rabbi ona güzel hizmetler nasip et. Ya Rabbi şeytan şu manyağa bak ya der. Bırakır. Sana haset ettirmeyince sen de çak diye boşluğa düşersin. Yapın. Kızdığınız insanlara mesela kaç gramdır? 100 gram. Kaldırabilir miyim böyle? Kaldırırım. Bir gün tutayım bu olur 10 kilo. Kaldıramam. İşte kızdığınız adam şu adam var ya. Şu adam var ya. Beşeriyetinden, nefsaniyetinden, hasetinden ona nefret ediyor. Ama kılıf uyduracak. İsmet'e zarar veriyor o. Ne yapıyor, ne yapıyor? Kitabı böyle sayıyor. Buradan sayması gerekirken böyle yapıyor. Yani bir şey bulacak. Çünkü diyemiyor ki haset ediyor. Diyemiyorum ki kıskanıyor. Diyemiyorum ki çok güzel böyle vesile oluyor insanlara. Ama yok, kitabı böyle sayıyor. Bak bak bak, bir de tükürükle sayıyor ha kitabı. Bak 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 bak. Zarar veriyor. Şimdi buraya bunu gel bu kağıda yaz. Beyaz kağıda bunu. Sen sarı kağıttan okumuyor, beyaz kağıttan okuyor ya. Şuna bak ya. Deftere vallahi bunu yaz. Bu paragrafı deftere yaz. Defterden oku, itiraz eder. Niçin ettiğini o da bilmiyor. Kullanılıyor, farkında değil. Lan risale değil mi ya? Peki cep telefonunda okusam ne olur? Bilgisayarda okusam ne olur? Kitaptan okusan karşıdakine şeydir. Güven getiriyor. Yeni değil ki, eski insanlar biliyor ya. Hani yeniye desen Zübeyir abi dermiş ki Rüştü abiye, o da bizi derdi. Yeniler geldiği zaman mümkünse böyle büyük kitaplardan ders yapmayın. Çünkü çok hoşuna gider o liseli çocuğun, üniversiteli çocuğun. Ulan ne güzeldi ya. Ama bu kitabı ben nasıl elde edeceğim ya? Bu kitap ya pahalıdır. Ya nerede elime geçecek? Yani almaya cesareti olmaz. Küçük kitaptan okuyun. Yani bunlar, bu mevzular küçük kitaplara indirgenmiş. Küçük kitaplar okunca alma cesareti, isteme cesareti, arama cesareti olur. Ama ben de böyle bir kitap alırım ya. Ama bu herhalde hocalara mahsul. Lan koca bir bakkal kitabı gibi falan diye. Yani almaya, okumaya cesareti olmaz. Hocalara mahsus bir kitap zanneder. Mesela versene bir tane küçük kitap orada. Ver abi. Ver abi, ver. Rusça mıdır? Yok abi. Türkçe mi? Ha böyle. Şimdi okudum, böyle okuyunca bir buna bak. Yeniler için. Lemalar yani. Bir de böyle. Bu karşıdaki yeni der ki, ulan ben de alırım ya. Ben de alırım. Bu alınabilir yani. Haçlığım da yeter. Böyle olur mu? Ben lise okurken böyleydim.
büyük kitap olunca hiç zaten ihtimali. O hocalara ait bir kitap bu. Hocaların kitabı ya. Oradan onlar okumak için 15-20 sene lazım. Oysa meğer böyleymiş. O koymuş ondan sonra Fatiha demiş koymuş kenar. Ha hocam bakalım bilir miyiz dedi. Baktık. Ya biz de alabilir miyiz bundan? Küçük tabii alırsın. Cemilizmek bunu koyarsın. Koyarsın mı? Ha girmedi niye? Alırsın ya. Yani niçin yapılıyor? Cep kitabı da var ya. Yani niçin böyle diyor? Psikoloji iyi biliyor Zübeyir abi. Ha böyle yaparsın. Ha tabii ki bu defterden kaydettin mi? O kutsiyet gözükmüyor ama Risale-i Nur ya. Risale-i Nur. Şu cümleyi de okuyayım. Ders burada keseceğim. Öteki konuya geçecektim. Soruyu da okuyacağım ama cevap okumayacağım. Hem bu yol risalelerde kat ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var. İspat etmeye kalkmak yokluğu. Ve boğucu karanlıklar var ki zerre miktar aklı bulunan o yola talip olmaz. Peki şurada bir soru var. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı, müşkülatlı yolu nasıl eksel insanlar gidiyorlar? Okuyayım şu kadar bir yerdir. Cevap. Oku abi. Tamam. Şu kadar. Oku. Hayır. Soruyu okuyup da bırakmıyorum o zaman. Nasıl yaptım bu oyunu gördün mü sizi? Aslında iki sayfaydı. Oradan başlıyor. Esas konumuz burada başlıyor. Yok korkma. Bu kadar soru soruyorum. Eğer denilse bu kadar elim ve karanlıklı, müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar ki 5'te 4'ü? 5'te 1'i iman etmiş. Bu tek cevap mı abi yoksa insanlarda farklı cevaplar da varmış? Çok cevap var. Tek cevap değil. Bir tanesi. Bir tanesi. Çok güzel. Allah razı olsun. İyi ki söyledin. El cevap içine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Çünkü böyle. Yani şimdi Alman düşmüş içine. Ne? Mesela ateist. Bana dediler ki Almanlar ateist. Çoğusu ateist olmuş. Kilise 50 lira vermemek için, 50 euro vermemek için. Niçin ateist olmuş? İslamiyet'i reddettiği için değil. İslamiyet'i de bilmiyor ki. Bir şeyi reddetmesi için o şeyi bilmesi lazım. Din adına Hristiyanlığı gördü. Hristiyanlar İslamiyet'e düşman değiller. Dine düşmanlar. Neyle? Kendi kafalarındaki dine. Hristiyanların kafalarına oluşturduğu dine düşmanlar. Aslı dine düşman değiller. Hiç kimse olamaz. Hristiyanlığın Almanlara oluşturduğu bir din var. O din, din değil. Ama akıl değil, mantık değil. Sömürme dinidir. Ona düşman. Ama İslamiyet'te din deyince külüme vuruyor adam yani. Kabul etmiyorum hiçbir şey diyor. Ama bir araştırmaya kalktığı zaman bu öyle değilmiş yani. Onun gibi zannediyormuş İslamiyet'i de Hristiyanlık gibi. Abi çoğularını dinleyecek olsan esasında öyle bir şey alemlerinde yok yani. Dini veyahut da dinsizliği düşünmediklerini söyleyenlerle çok karşılaşıyoruz. Yani. Bizde de var yani. Aynı. Türkiye'de de var. Evet. Mesela adam hutbeye, biz hutbeye çıkan bir insanım ya. Ben hutbeye çıkan insanım. De o hutbeyi söyleyeceğim için söylüyor. Adam yanımda bak diyor. Duyuyor. Bak diyor. Allah'ın Kur'an'ını para toplamaya kullanacak diyor. Adamlar avam, cahil. Hutbe demek para toplama mı makamıdır zannediyorlar. Ayet okudu. Hiç bilmiyor. Ama mutlaka para toplamaya getirecek diyor. Biz de bu kim yaptı bunu? Bu çocuğa, bu delikanlıya bunu söylettiren sensin. Para toplama makamı mıdır orası? Türkçe bile okunmaz biliyor musun? Aslı hutbe neymiş biliyor musunuz? Aslı Resulullah zamanında. Şimdi hutbeye çıkarsın, konuşursun, inersin, iki rekat namaz kılarsın. Öyle değil mi? Öyle kıldırıyorum da ben yani. Bir daha. Farz kılıyorsun. Şeyden, kürsüde vaaz edersin, ezan okunur, inerim aşağıya. Öyle mi abiler? Hutbeye çıkarım, sünneti kılarım. Hutbenin yanında. Sonra hutbeye çıkarım. Hutbeden ettiysen cumayı kıldırırım. Öyle değil mi? Tam tersiymiş değil mi aslında? Aslında Resulullah zamanında ilk önce cuma kılınıyor, sonra hutbe. Kim değiştirdi bunu? Muaviye. Muaviye değiştirdi. Niye değiştirdi?
Namazı kılıp millet çekip gitmesin. Lanetleri, şeyleri, tenkitleri, siyasi şeylerimizi dinlesin. Dinlemek zorunda bırakalım. Çünkü cuma biraz sonra olacak. Başka bir Muaviye, başka birisi geldi. Başka bir insan. Oysa o hutbe makamı irşat makamı değil. İkaz makamıdır. Oranın metni Arapça olması gerekirken vaaz değil. Metinleri ikaz etme makamı vaaz makamına çevirdiler. Hutbe vaaz makamı değil. İkaz makamı. Esas hattı ikaz ediyorsun Arapça metinle iniyorsun. Görüyor musun? Bunu bir yerde gene duyulduğu zaman beni gene fuzeye koyacaklar. Resulullah'a bak bakalım. Cuma kılıyordu sonra hutbeye çıkıyordu. Şimdi hutbeye çıkılıyor sonra Maviye yapmış bunu. Cuma farz değil diyenler de var bu yüzden abi. Bu yüzden diyen var. O zaman kardeşim sen Cuma'nı kıl ya. Acayip bir şey ya. Ben bazı köylerde var ya Cuma kıldırıyorum. Ulan fitne olur diye. Ya birkaç yerde yaptım. Cuma'yı kıldırdım. Ondan sonra şey. Hoca ne yapıyorsun ya falan dediler. Cuma'yı kıldırdım. Hutbe yapmayacaksın. Cuma'dan sonra yapacaksın. Olur mu ya falan. Ya öyle mi ya ben de karıştırdım dedim ya. Baktım ki tiraz yükseliyor. Aynı gene onların bildiği gibi yaptım. Baktım millet uyuyor. Hiç ses yapmıyor. Cuma'yı kıldırdım. Sonra hutbeye çıktı. Sonra dedi hoca ya bir teşvik yok mu ya? Ya unuttuk ya. İşte kaçırdık. Yapalım. İzham edeyim işte. Anladın mı? İzah et insanlar anlayabilirler. Anlamaz. Muaviye kim odur ne diyebilecek? Adam daha bırak Muaviye'yi. 80 sene önce hutbeni Türkçe'ye çeviren adamı bilmiyor. Dün hocam doğru da diyecek. O hutbede gidiyor. Hutbede dualar yapılıyor. Hutbede dünyevi bir kelam konuşulmaz. Şey yapılmaz. Tezkir ve tezükür edilir. İner aşağıda. Ya Rab Türk milletimizi Türkmen amin. Dönü dua ettiriyor lan. Millet. Oysa bir kelam edilmemesi lazım. İşte ne yapalım? Neyse. İçine bir de soru okuyayım. Bu kadar elim ve karanlıklı müşkülatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? İçine düşmüş bulunuyorlar. Çıkamıyorlar. Biz de öyleyiz. Da. Hem insan bu niye çıkamıyor? Şimdi bu sebebini söylüyor şimdi. Onu anlatıyor, kesiyor. Hem insandaki nebati, insanda nebat hayatı var. Nebat bitki. Bitki nereden beslenir? Kökten. Biz de bağırsaktan besleniriz. İnsanda nebati iki, hayvani kuvveler varmış. Yani bağırsaklardan emme nebati hayatımızdır. Hayvani kuvveler, şehviye, gadabiye duygularımız var. Mide, uşkurluk ve mide. Bu insan, bu iki şeyin altına, tasarruf altına, tahakküm altına olursa, yani nebati hayatla hayvani kuvvelerin baskısı altında yaşarsa, bu artık fok balığıdır. Hiç. Bağırsaklardan emiliyor vücutsa, mide ve uşkurluğu için yaşıyor. Artık nebati ve hayvani hayata inmiş insan suretindeki mahluk artık Allah mı varmış, ahiret mi varmış? Yanında birisi ölsün, hiç umurda değil. Bak ben hayvanla kıyas edeyim. Hayvan burada otlasın, burada ötekisini kesin. Otlar mı? Otlar. Şimdi aynısını söylüyorum. Amcası gömülüyor. Amcası gömülüyor ya amcası. Amcası ben bildiğimi söylüyorum. Ben gömdüğüm için söylüyorum. Amcası gömüyor ve kendi oğlu ve yeğenleri mezara indiriyor. Kendisi bakıyor amcasına. Yanında ben hoca olduğumu nereden bilecek? Ona yardım etmeye gittim o mahalledeki hocaya. Oğlu geldi. Baba ne oldu lan? Baba o beyaz eşyacıymış. Yatırmamışlar. Baba yatırmadı ya. Bugün son gün cuma günü. Gidin arkasına yazın. Yazın. Ben buradayım. Ben idare eder misiniz? İşinize bakın. Baba. Ne oldu lan? Tamam onu yap dedik. Ben sana. Tamam öyle şey yap. Ben idare ettim. Ayrılıyor. Eve geliyor. Maç konuşuyorlar. Ben de yanlış bir eve geldim galiba.
Herhalde üst kat, alt kat mı? Bir katta kadınlar var. Üst kat erkekte. Ya baktım içeride maç muhabbeti var. Yok. Sonra şaşırdım. Hoca evet cenaze evinde olmaz ama dedi milli maç olduğu için konuştuk dedi ya. Milli maç. Babası ölmüş. Milli maçmış. Ben sizi yalan mı söylüyorum? Yo biz yaşadık abi çoğunu. Sen maç dinlemek için biz çoğu kez gittiğimiz mesela evlerden siyaset genelde abi. Cenaze akşamı. Cenaze de abi. Evet. Ben de şahit oldum abi. Şahit oldum. Siyaset peki bu şahit olduğunuz dursun orada canlı tut. Canlı tut o mekanı canlı tut. Burada sığır kesiliyor, bu sığır otluyor. Ne farkı var? He? Yok. İşte gördün mü? Hayvan. Şimdi mezar bunu uyarmamışsa, ölüm bu sohbet mi uyaracak? Bitmiş o. Leküm dinüküm öyle yedin. Nasıl uyanır? Belki ciddi bir musibet, bir tümör, bir ne bileyim felç olur. Çok ciddi, o da nasibi varsa... Yani bir bela, musibette bir hastalık gelecekte belki uyanır. İşte bu adamlar olmaz ya falan. Sen de zannediyorsun ki Müslüman. Niye olmaz? Demek ki bu adamlar niye böyle? Hayvani ve nebati ve hayvani kuvvetlerin tahakkümü istibdadı altında olduğu için ahiret mi varmış? Ölecek miymişim? Mezarlık varmış, kefen varmış. Haç, bizim fizikçi vardı, fenci, ortaokulda, Hasköy Lisesi'ndeyken. Ulan diyor, derse çalışın diyorum, Pascal kanununa çalışın diyorum, siz hiç umrunuzda değil, diyecek de. Pascal kanunu, haç, Pascal kanunu, haç. Ya Pascal kanunu, hiç. Ölecek miymiş, hiç umrunda değil. Bunlar da ölçüm ya bunun konuşması. Akıbeti görmedikleri, düşünmedikleri, bak, niçin anlıyoruz bu adam bu moddadır, bu boyuttadır. Hayvani ve nebati ve hayvani kuvveler modunda olduğunu nasıl anlarsınız? O insan akıbeti görmez. Mezarını düşünmez, düşünmez, göremez. Ve o insandaki latife insani galebe çaldığı için yani hayvani ve nebati. Nebat nedir? Bitki. Bitki nereden besleniyor? Köklerinden. Kök. Bizim de bağırsaklar kök. Ağacın kökü gibi böyle de. Hayvan ne yapar? Midesi var, uşkurluğu var. Üreme ve yeme içme. Başka bir şey var mı? Bir insan böyle olduğunu bitki ve hayvan seviyesini nasıl anlarız? Artık uyuşmuş. İnsani duygularını kaybetmiş, bir mezar mı varmış, ahiret mi varmış, oraya mı gidilecekmiş, babam mı varmış, teyzem mi varmış, hiç, haç. Bu insandaki latife insaniye galip ettikleri için oraya da girdiler mi böyle? Çıkmak da istemiyorlar. Niçin? Hazır ve muvakkat bir lezzette müteselli oluyor. Gördükleri televizyon, versene lan şu şey. At lan kokucu papazı ver kumarı. Biraz da ver lan ver. Baklava. Ha 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 ha. Mutfak, tuvalet, yatak, giş. Mutfak, doldur. Tuvalet, boşalt. Yatak, okul veya iş. Dikdörtgen içinde. Yaşa ve öl gömül. Sanki gübre fabrikası bu. Pimaş yani. Mutfak ile tuvalet arasında pimaş bonusu. O güzelim yemekleri bu hale getirme fabrikası. Oluyor. Niye çıkmak istiyor? Çıkmak istemiyor. Şeytan artık bir işi bitirdiği için öyle vehmi çalışmıyor. Kabirmiş. Ceza olacakmış canım. Yok. Televizyon internetine. Koltukta uyuyor. Ondan sonra yatağa da kalkamaz. Battaniye de artar üzerine. Veya yarım saat, bir saat geçer. Biraz çay demler gibi demlenir. Yatağa gidene kadar. Bir kalkar yatağa bir koşar. O kadar gücü var. Ha, iki saat dönecek. Çünkü televizyon, internet onu bitirmiş. Ondan sonra kalkar. Televizyonla dolduğu bilgiler var ya. Fasıkında o. O bilgiler sanki kendisi imal ediyor. Ertesi gün münakaşa. Öyle değilmiş Salih ya. Öyleymiş. Ben hür düşünüyorum. Kendi ben bir şeyimle. Kimsenin
İradesine mahkum değilim. Kimsenin, bu benim fikrim. Kimsenin. Ya hakikaten mi lan senin fikrin? Kafayı doldurmuş malzeme, o malzemelerle konuş. Kim verdi lan malzemeleri sana? Şeye benziyor. Anası kesiyor. Ya dedi, ben İmam Azam'a uymak zorunda mıyım dedi. Yok ama dedim, onun seviyesi ne olacaksın? Nereden kaptın? Biz dedi hiçbir imama uymayız, direkt Kur'an'a gideriz. Hmm. Peki bunu kim öğretti sana? Bu sende bu, böyle bir fikir yoktu. Yeni baktım, ben seni tanıyorum, eskide böyle bir düşünce yoktu. Ben dedi bir kitap okudum dedi, oradan öğrendim dedi. Direkt Kur'an'a gitmek lazım. Ha. Demek ki o kitap kiminse ona uyuyorsun. Direkt Kur'an'a gideceğiz sözü kim söylemişse ona uyuyorsun. Hani kimse uymuyordun, ona uyuyorsun. Anladın mı? Ona uyuyorsun. Adam diyor ki Kur'an'dan başka bir kitaba bakmayın, okumayın diyor. 50-60 cilt kitap yazmış. Hani Kur'an'dan başka kitap olmayacaktı? Hani Kur'an'a bakmak gerekiyormuş. Kur'an'la gitmek gerekiyormuş. Kur'an'da başka kitap. Tamam da he? Tamam da senin 50-60 tane cilt kitabı niye var? He? Hani Kur'an'da başka kitap olmayacaktı? Çıksana aradan. Kur'an ile kendi aranıza kimseyi sokmayın. Senin ne işin var? 60 cilt kitapla ne işin var senin? Risale'nin 14 cilt. Okuma diyor. Allah ile kendi arana Risale'ni sokma. 14 cilti sokma. Senin 67 tane mi ne cilt kitabı varmış? Senin 67 tane cilt kitapla da girdin devreye. Niye Allah'la arama girdin ki? Hani direkt Kur'an olacaktı? Takkemi anlat. Takkemi anlat. Sen Kur'an'a tabi değilsin. Direkt Kur'an'a gideceğim fikri ni kim söylemişse ona tabisin. Kur'an'a tabi değilsin. Kur'an bilmiyorsanız bilene gidin demiş. Habibime ittiba edin demiş. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temasselavar.